Merhabalar efendim. Billur TV Cam Tavan'a hoş geldiniz. Şimdiki konuğum benim için çok özel bir insan. Çünkü televizyon dünyasındaki ilk patronlarımdan biri. Hatta Şule Bekiroğlu geliyor dediklerinde. Aa Şule benim patronum da eskiden dedim. Çok mutlu oldum onu gerçekten tekrar gördüğüme. Çünkü 25-30 sene oldu belki görüşmeyeli. Hoş geldin, sefa getirdin. İyi ki de geldin. <laughs> Evet, Patronum. <gülüyor> <Estağfurullah>. <gülüyor> Nerede patrondu diye soracaksınız. Kral TV e, o zaman ilk çıktığında. Ee, çok ünlü isimlere, çok popüler isimlere programlar yaptırmışlardı. Ben de o programcılardan biriydim. Cuma-Cumartesi akşamları 94 senesinde Kral TV'de programım vardı ve çok tutuluyordu. Evet, Sayende müthişti. de çok popüler olmuştum o zaman. Ee, hatta annemle e, Allah rahmet etsin, annemle sinemaya gidemezdik Kral TV'deki evet. programım yüzünden. Evet. Çünkü gençler üstüme saldırırdı. Düşün. Telefonlarımız kilitlenirdi evet. senin yayının sırasında. Ama çok güzeldi değil evet, mi? Çok güzel Hem yıllardır. böyle konuşmalı güzel o zaman VJ demiyordunuz ama bize sonradan adı VJ oldu o insanların. Aslında o dönemde VJ vardı ama sen Dodo vardı. Dodo gibi isimler program yapıyordun. Ha okey ona VJ demiyordun. Anonslarında ha. gene VJ'lere... Ha. Anonslarda kullanıyorduk ama siz program yapımcısı olarak kendi içeriğinizi hazırlayıp sunuyordunuz. Onun için sizinki vijeylik değildi ama bugünkü müzik dünyasına bence o programların katkısı çok büyük. Onu da görüyoruz. 90'lar çok meşhur oldu ha, tekrar öyle. biliyorsun. Evet. Ama çok güzeldi, popu çok güzeldi değil mi doksanların? Yani bence çok güzeldi evet ve bunda büyük katkımız var hepimiz. Çünkü Senin televizyon dünyasına büyük katkın var zaten. Ee, bir de sen yani bir sürü yani, konuda ilksin ya kadın olarak. <laughs> evet benim biraz garip işlerim var. Doğru bir kadına oynayacak standartlarda işler yaptım doğrudur. Severim. Riskleri severim. Risk almayı severim ve yapılmayanı yapmayı severim. Mesela maç. Mesela maç yönetmenliği ya. en sevdiğim Meslek hayatımda en sevdiğim yer maç rejisidir. Maçta Gerçekten. reji yapmaktır. Gerçekten maç rejisi, rejisi bayağı da zor bir reji. Evet. E, hiçbir şey kaçırmaman Tabii. gerekiyor değil mi? Tabii hiç, yani şey diyemezsin pardon bir daha bu filki yapar ha. bir Bir de acırtışlar rica edelim yok. Peki futbol seyretmeyi seven birisiniz normalde. Evet. Ha, hasta Galatasaraylıyımdır severim. Ve e, maç çekmeyi de mesleğimde en sevdiğim iştir. Çok risklidir. Peki ilk nasıl aldın mesela maç çekimini? Yani ben çok seviyorum ya da hasta Galatasaraylıyım diye kimse kimseye iş vermez. Yok TRT'deyken yani stardan önce TRT'deydim. Musa abi e, o da resim seçiciden gelme bir yönetmendir. Maç rejisinde onun resim seççiliğini yapıyordum. Hmm. O da bana hep şey diyordu. Bak kız çocuğu sen bu işleri seviyorsun geç bakalım ufak ufak rejiye falan yapıyordu. Sonra stara geçince... Daha doğrusu Star değil, Kurulunca, Magic değil evet, evet o zamanlar daha kuruluşunla itibaren. Maçlar için ne yapacağız falan deyince ben çekerim dedim. Türkiye Ligi'nde maçları çekmeye başladım. Hatta Musa ile bir yanımız vardır. Ankara 19 Mayıs Stadyum'da... E, Fener'in maçıydı galiba, kupa maçıydı. Show TV'de kurulmuş o dönem. İki kanal da veriyor. O zamanlar tek kanal, ha, daha ihale şey yoktu, falan yoktu. Ihale. Bir rejide Musa abi, bir rejide ben Star'da. <laughs> ee, kim daha fazla reyting yapacak? Biz daha fazla reyting yaptık ha. maçta. Uzan da e, o dönemki Hürriyet Gazetesi'nin arka sayfasına tam sayfa ilan verdi. Show TV'yi geçtik diye, starda maç izlenir diye. Ben de onu çerçevelettim Musa abiye yolladım. Ha. <laughs> <laughs> Ama Musa bak ne güzel, kendi öyle. yetiştirdiği... <laughs> Direkt telefon açmaya bak kız çocuğu diyerek. <laughs> Sana kız çocuğu dedik o kadar itibar ettik. <laughs> Ama ne güzel aslında bir ustanın yetiştirdiği bir çırağın böyle evet, kendisini evet. geçiyor olması değil mi? Ama eskiden hep öyleydi hakikaten TRT'nin kaliteli yıllarında TRT'deydi. Ben bile TRT'de başladım ha, 90 yani, senesinde. TRT'de ben kursa girdiğim zaman kurs hocalarımız İzzet Öz, ya, Uğur Dündar, evet, ya, gibi isimlerdi. Ya... Ben Sertalp biz hep onlardan el aldık. Onlardan öğrendik mesleği. Bir ahlakımız var. Lütfü'ye falan gerek yoktu. Kendi ahlakımız yeterliydi bizim. Yani ve o yıllardan işte sonra maça devam ettim. Sonra haber merkezinde çalıştım bir müddet ama haber hiç bana göre değildi. Şimdi sonra... maç heyecanından sonra haber yani evet. monoton gelmiştir evet. tabii ki. Sonra Şampiyonlar Ligi Türkiye'ye gelince... Uzan e, sen çeker misin dedi. Tabii çekerim dedim. Ama Şampiyonlar Ligi'nden yazı geldi Uzan'a. İşte 28 yaşında genç bir kadın yönetmen atamışsınız maçtan anlıyor mu falan diye. Cem Bey beni çağırdı ne diyorsun dedi yazıyı gösterdi. Ben de ona patron sensin. Ne derece Bilmiyor modern musun olup olmadığını ha? sen göstereceksin vereceğin cevapla dedim. O da kağıdı yırt attı o zaman devam ediyoruz yolumuza dedi. Sonra iki mansiyon aldım. Derece yaptık. Ya. Yayıncı kuruluş olarak. En son 36 kamerayla maç çekiyorduk. Oo, bayağı 45 ülke arasında. O şeyler yoktu dünya değil ikincisi mi? Oldum iki o defa. zamanlarda şimdiki bu örümcek kameralar var ya böyle stadın üstünde yoktu, geziyor filan. Öyle şeyler de yok değil öyle mi? Öyle şeylerim var ki. Ya. Şimdi maçı çekeceğiz ilk maçı. Ee, uzan beni Mesela yanına gönderdik. Git dedi bir gör bakalım nasıl çekiyorlar. Bir gittim. Bir kamera var. Ucunda bir boru var. Kamerayı oraya bağlıyorlar falan. Bu nedir acaba dedim. jimjip dediler. E kale arkalarına koyuyorsun dediler. Karşı kaleden bu tarafa digaj atışını alıyoruz. Çok güzel. Bizde yok. Ne yapacağız? <laughs> dedim uzana bundan bize de lazım. İngiltere'den kiraladık. iki tane jimjip. Ama bir pahalı bir pahalı. Bir de kira oradan gelecek. Gelmesi gümrüğü bilmem nesi ayrı stres. Ben bir demirci ustasını çağırdım. Dedim ki sen bana bundan yap. Adam tamam dedi yaparım. Ne olacak ki şöyle? Evet tabii kameramanı kiraladık falan. O dönem kameraman da yok. Cimcik kullanan kameraman yok. Biraz kuvvet gerektiriyordu. asistanları vardı Ersin'in altı. Abla dediler biz de niye miyiz? öbürleri ağır ağır diye istemiyorlar. Bir de demirden yaptırmışım ben. Gerçekten ağır onu hareket <laughs> ettir bey. Altı birine geçti, Ersin birine geçti. Jimiçiple başladık Yani gayet güzel gidiyor. Sonra maçın ikinci yarısında ikinci 45'te bir gümbürtü oldu, bir görüntüler gitti falan. Demir kırıldı. Jip'in biri. <laughs> <laughs> e ilk denememiz canım yani. O ef abi geldi size ceza yazacağız bu nereden çıktı? Dedi ki bizim jimi jip arızalı çıktı. Böyle jimi jipi nereden buldunuz dedi. <laughs> İlkel mağara jipi. Biz onları tabii diyemedik ki Türkiye'de demirciye yaptırdık. Ha. Aa, dedik biz İngiltere'den kiraladık. Bunu mu gönderdiler size diye. <laughs> yani öyle komik anılarımız olmuştur. Mesela fly'in kamera yoktu Türkiye'de. Şimdi maç başlarken ee, kuş Bakışı Stadı görürsün ve kadroları verirsin, oyun pozisyonlarını, kaç kaç çıkacaklar sahaya falan. İyi de bizim öyle bir kamera yok. İlk maçlardan biri de Barcelona'ydı. Ee, Ali Samiye'ne Adnan Polat'ın vinçlerinden birini getirdik. İnşaat vinçi. İnşaat, bildiğimiz inşaat vinçini getirdik. Ay mikrofonla oynadım, ne biçim televizyoncuyum. Ondan sonra e, getirdik inşaat fincini. Kameramanı da bağladık düşmesin diye. Kamerayı da bağladık. Trabzonlu olan maç. Ön sahaya çıkışlarını çekeceğiz. Trabzon'a da rica ettik. E, Bordo çubukluyu giyer misiniz? Çünkü tepeden çektiğiniz zaman Barcelona ile formalar ha, aynı, aynı, aynı renk duruyor. Galatasaray'da dedik ki siz UEFA maçına bildirdiğiniz... Formayla sahaya çıkın, biz oradan çekeceğiz. Bayağı da uzun bir çekim yapacağız. Çünkü güneşin batışına göre denk getirmemiz lazım. UEFA maçında büyük büyütüşat kamera olarak onu kullanacağız. Banttan okuyacağız ama kameramız varmış gibi davranacağız UEFA'ya. Ve biz bunu 9 sene böyle yaptık. <laughs> en sonunda son maçta artık... E, sezon bitiyordu ve biz de bir flying kamera almıştık. O EFA'da Svante'ye dedim ki Svante biliyor musun biz dedim 9 sene boyunca büyük şatı banttan okuduk. Nasıl yani? Bizim dedim hiç öyle kameramız olmadı. Hadi canım dedi her maçta vardı. Üstüne taktikleri verdik bilmem ne. Valla vardı ama banttan okuduk dedim. Böyle böyle işte biri Kayseri Spor'du biri Trabzon Spor'du. Yani karşı takım ne renkse Türkiye Ligi'nde o renge uygun hangi takım varsa biz o gün Galatasaray maçının sahaya ilk ısınmaya çıkışlarını hep çekerek UEFA maçlarının önünde onu kullandık. Ve bunu UEFA 9 sene boyunca yedi. Şimdi bu programdan sonra artık anlasalar... <laughs> Yok artık her tür e kamerayı var Türkiye'de. Ama o zamanlar gerçekten ya. yoktu. Peki mesela... Ee, bizim piyasada kadın olmak hep zordur yani bakma ee, hatta Hollywood'da bile tabii, biliyorsun o zaman da yani tabii, eğlence tabii, dünyasında da zor. Hep erkeklerin evet. yarı parasını evet. alırlar işte evet. yani bu cam tavan sadece Türkiye'de değil ki zaten Amerikalıların e, e, uydurduğu bir terim bu aslında evet. glass ceiling diye evet. orayı bir türlü aşamıyor kadınlar erkeklerle evet. bir türlü aynı işte gelir seviyesine ya da itibar seviyesine gelemiyorlar ki senin bahsettiğin ettiğin 90'lar. Tabi. Yani bir kadın yani için bayağı zor. E ben şimdi stada gidiyorsun. Tek kadın sensin. Herkes erkek. Benim ekibim kadınlarda oluşuyordu. Tribünlere çıkıyorsun. Evet sen hep kadınlarla çalışırdın. Evet. Çalışırdı. Özellikle evet. mi kadınları aldın işe mesela? Yok işi yapanları aldım. Kadın erkekliği hiç ayırmadım. Ama e, kadınların televizyonculukta erkeklerden daha iyi olduğunu hep düşünmüşümdür. Niye? Dişi gözle bakarlar. Hmm. Daha farklı bakarlar ve daha dayanıklıdırlar. Hadi ya. Tabii. Yani bedenen mi yoksa ruhen mi? İkisi de. Çünkü bizim işimizi biliyorsun. Gece yok, gündüz yok, bayram yok, seyran yok. yok, tatil Doğru, yok. Öyle yani hep çalışırsın. Hep tempo vardır. Özellikle mesela yapımcılıkta çok iyilerdir. Yapımcılıkta çok iyiler. Evet, Kreatif gerçekten. Kreatif işlerde çok zevklilerdir. Kadınlar. Yani ee, birçok erkekte bu göz yok mudur evet vardır ama çok azında vardır daha sanatçı ruhlu bence kadınlar televizyonculukta ne için güzel de. böyle düşünüyor olman evet bence öyle yani ben mesela kralda düşünüyorum şampiyonlar liginde düşünüyorum çoğu ekibim hep kadın oldu hep en yaşlı bendim gencecik çocukları seçerim hep bugün bile bir de 28 yaşındayken çalışırım. bile en yaşlı sen miydin en yaşlı bendim evet ee, çünkü genç beyinlerin farklı bakış açısı oluyor. Aynen öyle günü Senin yakalayamadığını yakalıyor. Bugün 90'lar müziğinden mesela bahsediyorsak tamamıyla Kral TV'de gençlerin çalışmasına olmuştur. Bütün sinema, televizyonda öğrenci olan gençler çalışırdı Kral TV'de. Hepsi öğrenciydi. Part time gelirdi. Hem de şey stajlarını orada yapıyordu. Aynen öyle. Bugün hepsi ünlü yönetmen, yapımcı oldular, menajer oldular. Hepsi bir yerlerde yani. Ve hepsi çocuklardı. Diyorum ya yaş skalasını ben büyütüyordum ki ben hani 28 yaşındaydım Genceciktik yani. Genceciktik o düşün. zamanlar. Evet. E maçlarda be. da öyleydi. Maçları mesela biz izlerdik bütün takım. Ee, herkes benim kamera ekibi muhteşemdi. O Tuncaylar Kazımlar falan. Müthiş bir ekibim vardı. Yani kafa topları kaçırırdık biz. Asla kaçırmazdık. Maçları izlerdik. Hangi futbolcu e, topla hava atmayı seviyor? Hangi futbolcu kafa topuna çıkar? Gol atınca ilk nereye koşar? Tribüne mi? Siz futbol direkt? eksperi de oldunuz tabii, tabii onları seyredim. Böyle hazırlanıp maça girerdik. Şimdiki maçları izliyorum. içler acısı. Gerçekten Üçler acısı. Tabii ki canım yani bir futbolcunun sahadaki davranış biçimini bilmiyorsanız siz ve kameramanınız o maçı iyi olamaz. Ben anlamıyorum mesela hani müthiş bir maç seyircisi değilim. Tabii ki erkek arkadaşımdan dolayı, buradan dolayı NBA'yi de seyrediyoruz, NFL de seyrediyoruz, futbol da seyrediyoruz. Ama mesela o söylüyor. Bak buradaki yönetim kötü, bu böyle evet. mi çekilir diye. Çünkü iyi bir seyirci ne görmek istediğini bildiği için. Ben evde seyrediyorsam bir maç sırasında Fatih Terim bunu yaptıysa o anda onu vermem lazım. Evdeki nasıl görecek stakta Doğru. Değil ki. Veyahut da bir kaleci gol yediğinde şöyle yaptıysa ben bunu göremiyorsam evde. O zaman o yönetmen yönetmen değil ben göremiyorum şimdi de. Zaten bundan 4-5 sene önce işte bir sporttan aradılar çok acı bir şey. Şampiyonlar Ligi maçları için hani e, Türk yönetmen mi Fransız yönetmen mi kullansak diye düşünüyorlarmış. Yani dedim koca ülkede bir tane hiç mi, mi, mi yok? Hani bırak kadın erkekçe mi evet. yok? Yok mu yani? Bu kadar futbol meraklısı beğenmiyorlar dedi, de. beğenmiyorlar dedi UEFA'cılar. Onun için dedi yabancı yönetmen getirteceğiz. Onlara bile mi bakıyor UEFA yani? Tabii UEFA size her sene UEFA İsviçre'de workshop yapar. Bir kitapçığı vardır. Maç esnasında göstermeniz gereken zorunluluklarınız vardır. Sponsorlarınız, star player'larınız, takımlarınız, ha. sahada gösterebilecekleriniz, göstermeyecekleriniz. Ha. Hepsini kaç saniye göstereceğiniz, bütün bunlara göre reji yaparsınız. Hadi ya Tabii, vay çok zor iş. Kick off'u bile siz verirsiniz dördüncü hakeme. Gerisiz sayarsınız. Dördüncü hakem yönetmeni duyar. Öyle kick off'u başlatır. Ama bunu yapacak hiçbir insanın Türkiye'de olmaması içler acısı. İç, şöyle içler acısı bir de bu kadar futbol meraklısı bir memlekette. Şu anda memlekette. yine mesela bildiğim kadarıyla saran grup çekiyor. Bakkal hesabı çekiyor. Abi kuralım şuraya 3 kamera çekelim. Hadi oradan şu maça geçiyoruz. Kuralım 3 kamera çek. Çünkü yani, ben sana bir şey söyleyeyim mi? O kameraman bak böyledir ha kameranın önündeyken. Böyledir kesin. Evet. Telefonuna bakıyordur. Kurmuştur şimdi, kamerayı. Bu bir ruh meselesi. Bizim mesela e, kameramanlarımızın kareleri uluslararası UEFA jeneriklerinde kullanıldı. Vay be. İnsanlar bizi arayıp dediler ki kale arkasında gol olduğunda size filelere yansıyan şu görüntü vardı. Jeneriğe Sana koymak istiyoruz. Sana yurt dışından istiyoruz. iş teklifi gelmedi mi? Geldi peki? Nasıl yabancı geldi. Şey Keşke yönetmen? Keşke gitseydim çok pişmanım. Vallahi ya dünya çapında olurdu. Çok pişmanım bir olup da Türkiye'de kalmasaydım bugünleri görmeseydim iyi olurdu çok mutlu olurdum. Çok üzgünüm yani gitmediğim. Madem yani. işi o kadar iyi yapıyorsun, en azından tecrübe, tamam çocuğum var, çocuğum şey var. var. Kolay iş değil hani patladanak yurt dışına gideyim, tamam orada çalışayım ama dünya çapında bir kadın yönetmen olmak cam tavan değil o cam tavanları çoktan aşmış. Ya orada şöyle bir şey var. Sen ödüllü yönetmensen, sen, ajanslar var. E, ajanslar senin reelini hazırlıyor ve RTL e diğer maç çeken televizyonlara senin maç şovrillerin gidiyor. Ya. Onlar seni seçiyor ekibinle birlikte yönetmen olarak. Hangi ülkede yaşarsan yaşa ekibinle gidiyorsun. Kamera ekibinle. Ya, bir de Bu kendi profesyonel ekibini de götürüyorsun tabii. Yani nasıl teknik direktör işte ben ekibiyle gidiyorsun? Ama o zaman gelin. belki de hani Star'da çalıştığım ekibin patronun Türkiye'nin güzel zamanlarının olmasının etkisiyle bir de ülkesini seven Atatürkçü bir kadın olmanın etkisiyle hani burada kalırsam bildiklerimi de ileride burada aktarırım düşüncesiyle ülkeyi terk etmek istemedim. E peki şimdi Okan Üniversitesi'nde ders veriyorsun mesela. Bunların dersini veriyor musun? Veriyorum ama e... E var mı meraklısı, ilgilenen, bunu gerçekten öğrenmek isteyen? Yok. Yani Z kuşağından hem çok ümitliyim hem de bir kısmı ben de, de öyle çok bence. ikileme düşüyorum Z kuşağı ile ilgili. Niye mesela sen bir hoca olarak söyle? Neden ee, hayalleri çok yok? Çünkü e, hayalleri metaverse sanal. Real değil. Ay. Yani e, mesela geçen günkü derste bir konumuz vardı. Gerçeklik üzerineydi. Ben dokunmayı severim. Dokunmak, sarılmak, şunu şöyle çekeceğim hissetmek, demek değil hissetmek. Değil ha bunun sanalını da severim. Dijital de severim ama sadece dijitali hani bu şey gibi e, bir ressam e, Picasso olabilmek için eskizlerle başlar. Sen de dokunarak başlayıp metaverse'e gelmişsen insanlığından bir şey kaybetmeden gelmişsin. Ama onlar olursun. metaverse e doğdular. Ha. Metaverse e doğunca daha duygusuz işler çıktı düşünüyorum ben. Yani ya da duygu anlayışımız farklı. Hani bir ara şey vardı ya tomagaçi mi ne? Evdeki evet. şey besler gibi yok ağladı, zırladı. Evet. Bir tane evet. hayvan alsanız evinize ediyordum. Ne bebek abuk subuk şu kadar bir şeyi beslemeye çalışıyorsun. Yok o ağlamış da yok bilmem ne yapmış. Ona verdiğin emeği bir canlıya versene. Yani ben onları çiçek. anlamaya çalışıyorum tabii ki. Fakat tabii şu da var. Bun, onlar, onlar seni içindeki... anlamaya çalışıyor mu? Yok öyle bir kaygıları yok. <laughs> Bence yeni gençlerin öyle bir kaygısı hiç, hiç olduğunu zannetmiyorum. Ama ben şöyle düşünüyorum. Onun için doğanların anlamasını da beklemiyorum. Çünkü öyle bir şeyi bilmiyorlar. Doğayı da bilmiyorlar ama hayvan bilmiyorlar. Evet. Ve kopardık çocukları doğadan. Ee... Ama doğa hatırlatır kendilerini. O hatırlatır. zaman öğrenecekler. Bizi yok edecek Tabii. yakında öyle hatırlatacaklar. O zaman kendine. öğrenecekler. Yani tekrar taş devrine dönünce öğrenirler. Herkes taşa dokununca anlayacak ya, ateşi mi? nasıl yakılacağını. Bu iş böyle yani dünya hep bunu yaşamış gibi gözüküyor. Einstein'ın dediği gibi üçüncü dünya harbinin nasıl olacağını bilmiyorum ama dördüncüsü, dördüncüsü kesinlikle taşlar ve sopalarla Aynen, olacak. Aynen öyle olacak yani öyle gidiyor görünüş onu gösteriyor. Yazık ama bir öğretmen için de biraz acıklı olsa gerek bu çünkü yani orada bir ruha da ulaşmaya çalışır ya bir öğretmen sadece ama işin oh. çıkıp bıdı, bıdı 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 bir şey anlatmak değil ki sen bir annesin bir evet. kadınsın yıllarına emekli harcamış bir insansın yani ee onlara dokunamamak aslında ne fiziki Onlar olarak ne manevi olarak. Onlar görseli buradan elde etmeye alışmışlar. Dolayısıyla fiziken hareket etmeme tembelliği var onlar. Ha bir de öyle bir şey de yani var. Yani o tembellik değil onlar için. Yani burada varken niye gideyim gidiyor. <laughs> evet, niye zahmet edeyim diyor. Yürümüyor. Yani, işte o çünkü, kaykay evet, gibi evet, otomatik evet, şeylere evet, biniyor mesela evet. gençler. İşte hiçbir şey yapmıyor yani, gibiler yani. Ve ben mesela hani bu metaverse sergilere gittim bilmiyorum. Onlara gittiğim Yok, zaman Yok ben anlamıyorum. E, midem bulanıyor mesela benim. Ben en son e, Leonardo'nun Metaverse sergisine gittim. Ha o öyle Mesela, miydi? Ben hiç sevmedim ki e, onu. Aslında bir nevi şeydi bence, e, biz zaman zaman televizyonculukta hatta 96 senesinde Kral Tv Videomüzik Ödülleri'nde Video Mapping kullanmıştık. Onun bir gelişmiş versiyonu diyelim biz ona. Fakat tam beş boyutlu bir duyu yaratırlarsa mesela bende mide bulantısı oluyor. Ya bizim gittiğimiz öyle bir şey miydi? Ha Van Gogh'a gittik ha. biz de hiç evet. beğenmedik ki. Evet beğenmedim ve bir yani özür mide bulantısı geldi yani lüzumsuz görselleri. Bir de ne olmuş ki burada diye baktım ben kayması. böyle ha evet. Ama Van Gogh Müzesi'ne gidince Amsterdam'da böyle ha, ağlayı ağlayı değil. izlerim o resimleri Din, evet. yani. Hiç Aynı efek asla değil diyorum ya video mapping'in bir tık üstü olmuş yani. Ama hani bunu ben seviyor muyum? Sevmiyorum. Sanatçılarla da çalışıyorsun. Yine evet, dijital evet. iş yapıyorsun. Ne yapıyorsun sanatçılarla? Dijital marketing yapıyorum. Nedir o? Ee, yani insanların viral videolarla veyahut da bir ürün tanıtımı ile ilgili pazarlamalarında ürünle sanatçıyı buluşturuyorum. Hmm. A güzel. Öyle bir şey yapıyorum. Çünkü televizyonculuk yapılacak gibi değil şu dönemde. Yok yani senin kalitende bir televizyoncu için değil. Evet yani çok e, upper, çok high class kalıyor yaptığımız işler. E, ben de e, annem nasıl mutfakta yemek yaptı gelin kaynanaya ne dedi o buna mı atladı programları yapamam. Bir de hakaret yapamam. ediyorlar ben çok sinirleniyorum ee, hakaret çok var televizyonda. Hakaretten öte bence çok çirkin yani insanların yatak odası mahremdi. Şimdi Müge Anlı namahrem bir program yapıyor. Ama kızın bir bu, suçu yok ki çıkanlar ben neler anlatıyor. Müge Anlı derken Müge'yi kastetmiyor. Evet evet. Sonuçta programın yapımcısı ve kanal içeriği hazırlayan olarak bence buna dikkat edilmesi gerekiyor. Sonra yani, gidiyorlar eğlence programını rütüye şey, şikayet edip kaldırtıyorlar. Maske çok kaliteli bir işti fazla geldi herhalde. Gözden dolayı de şikayet abi. edilmiş bir olsa de gerek. Eskiden gülüyorduk, eğleniyorduk. Huysuz virjin vardı mesela, değil mi? Kime çok özür dilerim. Kime kötü örnek oldu mesela o huysuzun. Ya huysuz ben bu Virgin? sabah mesela gelmeden önce televizyonda Star TV'de bir hangi dizi hatırlamıyorum, tanıtımı vardı. Bir erkek şöyle söylüyor. oyuncunun adını da bilmiyorum. Ben senin sahibinim, kocanım diyor. Bir dizinin tanıtımı. Ondan sonra da diyorlar ki Sıla'yı boğazından kesti. Öyle dizden sonra kesme hakkı tanıyorsun sen. Evet. Sen öyle bir tanıtım nasıl yapıyorsun? Kim, Bence zaten bu şiddeti Bak, çoğaltmaya yani, çalışıyorlar tabii, gibi. Yani Fatma Gül'ün suçu ne? Onun bilmem nesine Böyle dizi mi olur ya? kadının mal gibi gösterdiğin, çok rahat dövdüğün, çoluğun çocuğun dövdüğün dizleri koyup tam tersini koymaları lazım. Yani ki yani insanlar neydi muhabbetli. dönem e, ekmek teknesi vardı mesela hatırlarsın. Şey diye mesela, gezen bir dizi vardı ya, e, Çakır mıydı? Ya va kurtlar vadisi. Ha kurtlar vadisi. Kurtlar vadisiydi oldu, şimdi sokak kurtlar vadisi oldu. Yani televizyon bir imajdır. Bakın bundan yıllar önce McDonald's bundan büyük ceza yedi. Tek kare yani 24 frame'de bir kare McDonald's yerleştiriyor televizyona. Hmm, o senin bilinçaltına Tabii. şey yapıyor. Sen görmüyorsun ama evet. gözün görüyor. Evet. Bilinçaltın bunu algılıyor. Sen televizyonda bu tarz işler yaptıkça hani Hollywood efekt gibi Hollywood filmleri bir dönem nasıldı? kloş tekli güzel kadınlar evde gün yaparlar saçlar böyle olur. Erkek yokken bir olur. Erkek işe gider. Bir dönem Hollywood serisi böyleydi. Kadınlar da böyleydi. Bizim Türk filmlerinde de nasıldı? Zengin erkek fakir kız gözünü açar. O onu çok sever. Ah muhtaç olur. E şimdi sen bir dizi yaparken bir hikaye yazarken bir sonraki adımı düşüneceksin. Bak bugün... Matrix'e doğru gidiyoruz. Metaverse'ten bahsediyoruz. Evet. Belki bir müddet sonra Bilur'cum olur tamam programa katılıyorum. Şule'yi yolluyorum Senin sana deyip. Sen insan chat diye evde <laughs> sen, Benim gelmem bile gerek yok. Kendi metaverse şey hologramımı buraya yollamış olabilirim. Ay yollama lütfen. Ama ben burada es oturuyorum hala ha, değil mi? Anlatabildim <laughs> mi? Yani hala direniyorum. Ben yapacağım senaryoyu canlı. Senaryoyu yazarken bir şeyi çekerken aslında görsel sanatlarla ilgileniyorsan bence biraz dikkatli olmak gerekiyor. Ama e, o dikkatin ipin ucunu kaçırdığını düşünüyorum dünya. Ama biz de enteresan bir kuşağız kardeşim yani. Ben biz bence Türkiye'de çok acıklı bir kuşağız biz. Evet Televizyon ya radyo yoktu. tiyatrosu vardı. Şimdi Hadi. neredeyse Mars'a gideceğiz evet, tatile. Öyle. Aslında biz çok şanslıyız da. Bazen buraya diyorum ki niye bu dönemi seçtim acaba gelmek için tekrar dünyaya. Çünkü analogdan dijitale geçişte evet. her şeyin e, tanığı olduk. Sonra diyorum ki ne kadar şanslıyım. Çünkü ben çocukken dadım bana... E, radyo tiyatrosu ya, dinletirdi. Heyecanla ya. beklerdim. E, ertesi gün devamını evet. dinlemek için ve çok keyifli bir şeydi. Sonra televizyon geldi 60'ların sonunda. Televizyonu çok ya. büyük heyecanla seyrettik. İşte ufak tefek Ay, ve renkli ilk geldiğinde oldu çok güzel Sonra renkli Pemadan oldu, çıldırdı diye bakıldı. Değil mi? Çıldırdık renkli olunca sonra işte Betamax video ya. yok işte bilmem ne derken şu anda artık geçen gün bir şey oldu ee, televizyon şey bozuktu benim internete bağlı televizyonum internet yoktu. Buğra hemen getiriyor telefonunu çık 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 bir şeyler yapıyor caat diye yansıtıyor ya. televizyonun ekranına. Dedim geldiğimiz yere bak hani <laughs> evet bizden böyle analogdan dijitale aslında biz iyi bir jenerasyonuz bence çünkü yeni gençliğin bizden yararlanması lazım sadece evet, metaverse ile evet. hayat gitmez Tabii. yani ama yani anlatamıyoruz. Gerçekten enteresan bir kuşağız. Her şeyde bir bezimiz var. Evet. Hat biz böyleyiz, bizim gibi olmayan da var. Yani hala bir mail atamayıp, alo demekten başka telefon kullanmayan. Doğru da Doğru söylüyorsun. Ama biz o günü yakalayamayan insanlar demode kalırlar. Evet. Yani şimdi günü yakalamazsan da, evet. sen şimdi çıkıp o zaman üniversitede öğrencilere ders veremezsin. Tabii. Çıkıp Tabii. da. Bizim zamanımızda çünkü ben mesela sevmem de böyle nostaljik konuşmaları. Çünkü o geçmişte kalmıştır. Çıkıp da işte canım çocuklar bizim zamanımızda Beyoğlu'nda şapkayla takım elbiseyle sen Senle dalga geçerler. Öyle bir dünya da yok. yok. Çünkü o bitti gitti. Radyo tiyatrosu bitti gitti. Tamam vardı bunu ana olarak anlatırsın ama buna yerinmemek lazım. Kesinlikle. Çünkü şimdi bu dünya Aynen. değil mi? Yalnız mesela benim şöyle bir beklentim var. Ben derslerinde mesela bunu söylüyorum. Şu anda cep telefonları bile benim 90'da o maçı çektiğim kameralardan daha iyi bir lense sahip. Evet, öyle. Sen daha iyisini çekip getirmelisin evet. o zaman. Evet. Ha. Bu çok Daha iyi beklentim işte. var. Evet, tabii Orada ki. Orada daha fazlasını bana sunmalısın. Film çekiyorlar be artık. Yani sen buradan ya. her şeyi kaydedip montajlayıp bir e, fragman yaratabilirsin, Aynen bir öyle. film, bir dizi yaratabilirsin. Eğer başka bir bakış açısı hala getiremiyorsan. Zaten sen bu işin erbabı olmalısın. Yok öyle sırf Instagram'a takılmakla olmaz, olmaz bu iş. Kesinlikle. Peki var mı öyle yetenekli var, öğrenciler? Var. Çok. Zaten Çok bir şey mi? Tipler var. Ben her zaman söylerim. İşe alırken de hep öyle yapmışımdır. Bazı insanlar bana kızmıştır çocuklar. Yani sen başka iş yap yavrum demişimdir. Çünkü bazı insanların ruhu öyle. öyle. Metin mesela Metin Oralat ilk e, küçüktü geldiğinde işte asistanlı Metine ben dedim. Metin dedim. Reji sana göre değil. Ama tek kamerada sen ha. dahisin kardeşim. Hakikaten de bir bakar pir bakar. Evet onu herkes müthiş bulur Metin Arolat'ın bakışına. Müthiş bir yönetmendir. Ebru mesela müthiş bir yönetmendir. Ee, Ömer Faruk Sorak aynı dönemimizdir evet, biz mesela Ömer'le TRT'den. kameramandı ya benim dizimde kameramandı, o. Kameramandı, görüntü yönetmeni. Ben mesela Ömer Faruk Sorak benim gördüğüm dünyadaki... Hollywood'u da dahil ediyorum. Türkiye şartlarında olduğu için hoş görmek gerekiyor çünkü 200 milyon dolar bütçeyle bir film çekemez o hiçbir zaman. Ama gördüğüm en iyi yönetmenlerden biridir. Yani Sinan Çetin'i hiç sevmem ama yönetmenliğini çok severim. On numara yönetmendir. Değişik yani adamdır o da evet. Bakmakla görmek arasında Aynen öyle. fark vardır. Yani bunun için çok kameraman, kameranın olması, çok teknolojinin olması gerekmiyordur. Yaratıcı olmak gerekiyor. Kadınlar mesela bakma ile görme arasındaki farkı daha mı iyi kavruyorlar sence? Çok detaycı ya kadınlar. Evet. Evet. Birbirimize de evet. böyle bakarız. Neresi Kesinlikle kırışmış, buruşmuş bilmem ne olmuş. Mesela gibi. çok ünlü fotoğrafçılarımız var, fotoğraf sanatçılarımız var Benki gibi onların hepsi. Bence kadınların dişi yanı o görsele başka bir lezzet katıyor diye düşünüyorum. Öğrenci sayısında mesela oran nedir? Kızlar çok meraklı mı bu işlere? Sen Kızlardan oldun meraklı. Evet. Ha iyi yani evet. kadınların o zaman e, senin geldiğin mertebelere gelmeleri evet. olabilir olabilitesi İnşallah. var Türkiye'de. İnşallah. Ya imkan var kızlar meraklı bu işlere. Vallahi Ama ben sonradan şöyle söyleyeyim. Kızlar genelde hep meraklı oluyorlar. Evlenip çocuk doğurana kadar. Yani bu genelde hiç değişmedi. Benim abi dönemimde de böyleydi. abi Ya yani evet. evlenin çocuk doğurun da meslek bırakılır mı yani ya? Yani ben bu cümleden mesela çok nefret ederim. Benim dönem arkadaşlarımda da vardır bu. Şimdiki genç kızlarda da var. Koca bulana kadar. Ay çocuktu, evdi, işti bir arada gitmiyor mesleğimi ara verdim. E kocan ara verseydi çocuk bir tek mi evden mi getirdi? Ama kadın bakar çocuğa da şimdi. Adam ama da her bir türlü de bakılabiliyor. Ya tabii ki yani ben ama yani anneye çok... Ben ikiz çocuk doğurmuş bir yani. anneyim. Üstelik kralın başındayken doğurdum. Üstelik şampiyonlar ligini çekerken ha, o doğurdum. O kadar genç miydim? Bak ben onu bir şey Bak, yapmıyorum. Ben 96'da doğurduğumda <laughs> Kral TV, Süper FM, Joy FM, Metro FM, Kral FM, Blue FM... Bütün bunlar bana bağlıydı. Adana Spor, İstanbul ne yaptın, Spor, işe mi o zaman? <laughs> Şampiyonlar Ligi, Kral TV, videomuz Götüleri güzellik yarışmaları ve uzanın özel davetlerini yapardım. Bütün bunları bir yıl içerisinde komple yönetir yapar, İki çocuk da büyüttüm. Kocam mı büyüttü o baktı o Hayır, seriler. ortak büyüttük. O ha. da çalışıyordu, o da Tekfen tamam, okay. Holding'deydi. Evet. Organize olduk çok güzel. Ben şöyle söyleyeyim, ilk 6 ay çocukları doğurduğum zaman her gün sabah 5'te kalkardım. Çocukları emzirdikten sonra çıkmadan önce sütümü sağar ve bırakırdım. 9'da kadını ve e, annemi şoför alıp getirirdi. İki telliye giderdim. 4'te geri gelirdim. Tekrar çocukları emzirir süt sağa bırakırdım. Işte geri giderdim. ama çocuklarımla. Gece 11, 12, 1, 3 kaçta bittiyse prova ona göre geri dönerdim. 6 ay böyle yaşadım mesela. Ve benim bu dönemimde de bizim hiç yatılı bakıcımız olmadı. Akşam 6'dan sonra... Yediden sonra kadınla annem sağ olsun annem çok emek verdi yani. Gittiği zaman e, eşim iki çocukla ben gelene kadar idare ederdi. Ertesi, Baba için müthiş bir tecrübe. Yani ama biz hiçbir zaman kadın <laughs> erkek olmadı bizim ailemizde. Yani ikimiz de hem iş insanıydık hem de evde anne babaydık. Hani Hep bir laf gitti. var ya komünizm parayı bulana kadar, feminizm kocayı bulana kadar, yani. ateizmde uçak düşene yani. kadar yani. diye. Yani şu feminizm hani kadınların hepsinin ağzında var. işte çalışmalı bilmem ya ne filan abi yapmayan. Yani. Zaten feminist olmaya gerek, gerek yok. yok normal, yani, insan normal insan olmak insan yeterli öyle. bence bu konuda. Yani. yani üretsin kadın demiyorum git kamyon ya, sür şey bilmem bak. ne yap Çocuğun yani. hakikaten 2-3 aydan sonra sana direkt ihtiyaç yok. Kaliteli vakit geçiren bir anne olmak istiyorsan. Ama sen bak şimdi şurada çok önemli bir şey söyledin. Sütümü sağdım bıraktım ama öğleden sonra dörtte geri döndüm tekrar emzirmek için diye şimdi bu evet. temas gerekiyor. Tabii. Bu teması ya kadınlar şu ama ara iki kariyer manyağı. Manya. Ay felaket ya. ki o zaman trafik tabii şimdiye göre cennetti yani hani yani. şimdiki ama o zaman da bize o, o trafik çok kötüydü. gelirdi hatırlarsan yani. evet üfnek <laughs> trafik var derdik şu anda olsa o trafik öp başımıza koyarız evet. ama o teması kaybetmemişsin şimdi kadınlar ya kariyer manyağı oluyor çocuğunu doğurup 15 gün sonra hiç görmemecesine bırakıp işine dönüyor ben onu katıyan onaylamıyorum. valla çocuklarımın hiçbir doğum gününü hiçbir arkadaş partisini hiçbir okul etkinliğini hiçbirini kaçırmadım. Bu arada bugün Şule'nin doğum günü. Bugün 17 Şubat. Bu programı evet. 17 Şubat'ta çekiyoruz. O bir kova. Bak işte benim bu hayatımdaki kova etkisi çok değişik bir şey ilk patronlarımdan biri de kova olmuş işte. Yani hayatımdaki herkes kova gibi bir şey. Kovalara tapıyorum çünkü ben. <laughs> e, astrolojik olarak da onlarla çok e, e, ilginç bir çekimimiz var. Yani kardeşim kova, sevgilim kova ya e, çok yakın kankalarım kova çok ilginçtir kova Burcu benim için. Sen ne Burcu'sun? Do ben akrebim. Benim eşim akrep, aa, çocuklarım bak, akreplerle, akrep. Aa, gerçekten çok anlaşın, mi? Akreplerle evet. kovalar zaten Burç kitaplarına sorsan hiç anlaşamazlar Vallahi, ama real hayatta görüyorum Surt inanılmaz Valla <laughs> Vallahi eşi de kolay değildir ha çocuk e? da kolay değildir büyük Çocuklar ihtimal. Da akrep. E, akrep çocuk çünkü öyle öte, öte gelmez. Ama erken öyle doğdular. <laughs> erken doğdular. erken de Baya erken doğmuşlar ama. <gülüyor> <gülüyor> o kadar da bekletmemen iyi olmuş bence. Evet. Sana zarar verebilirdi Biz bu durum. Erken doğum yaptım. Ondan. Vallahi nice seneler seni çok seviyorum. Ay, i̇yi ki de gördüm. Ederim. 30 sene falan oldu seni evet görmeyeli ama hiçbir şey virgülden devam değil mi? Evet. E, peki son bir soru sormak istiyorum. Gerçekten bizim piyasamızda bu cam tabanı delmek isteyen kadınlara ne tavsiye edersin kız çocuklarına? öğrencin olmayan bizi seyredecek insanlara öğrencilerine Hayal söylüyosundur. Ha. Hayallerine inansınlar. Hayalleri için çalışsınlar, çalışkan olsunlar. Hiç kimsenin eleştirisine kulak asmasınlar. Hiçbir hatalısından pişman olmasınlar. Hatalar bir sonraki doğrular için Tabii yapılır. Ki. Ee, ve kendilerini sevsinler. Bir kadın olarak bir insan olarak bence her şey kendini sevmekten geçer, kendine inanmaktan geçer. Ne annene, ne babana, ne eşine, ne çoluğuna, ne çocuğuna, hiç kimseye değil. Önce kendine inanacaksın. Aynen öyle. Önce can sonra canan evet. demişler, değil mi? Ve yapmak istediğin, sevdiğin ne varsa yapacaksın. Hayat çok kısa. Aynen. Kaç yaşına geldik? Bak 30 sene diyoruz. Şurada dün gibi geliyor bana evet. işe gidip geldiğim. Tabii canım. Yani ben mesela hayatımı seviyorum. Yaptığım hatalarımdan da çok mutluyum. Hiç pişmanlığım yok. Pişmanlıklarımı da seviyorum. Bir daha yaşarsam daha çılgın yaşardım. İyi ki herkesin aykırı buldu her şeyi yapmışım. İyi ki ben olmuşum. Gene olsa gene yaparım. Şu anda mesela ben genç olsam Evet Mars'a giden olmak isterim yani. Gerçekten. Evet mi? hayatta yapmadığım iki şey kaldı. Bir Oscar ödülleri çekmek istedim olmadı. Hmm. Türkiye'ye Oscar gelmedi. Bir de Tert'in hiç kadın genel müdürü olmadı. Onu olmak isterdim. Belki olabilirsin ona hala şeyim var. Ee, i̇nşallah bilmiyorum. Verimli çağlarımda olmak isterim. Ben mesela maçları verimsiz olduğum için bıraktım. Çünkü dikkatin dağılıyor bir yaştan ha. sonra. Bu çok büyük bir şey ama yani. yani bu egonun üstesinden gelebilmek de çok büyük bir marifet hayatta. Ama öyle her şey bence demin de güzel. Evet, ama genel müdürlük için bence doğru çağdasın şimdi. Bu kadar en çünkü bir yerde genel şey... müdür olmak için bir tecrübeye gelin. Ama ben yani muhtemelen birkaç saat sürer genel müdürlüğüm çünkü ben özgür bir genel, <laughs> genel müdür olduğum için hiç kimseyi dinlemem yani. Dolayısıyla <laughs> e, kimse beni tercih etmez olsun hayallerinden sakın ha vazgeçme aynen, aynen. bu konuda Aynen. Daha ben var, de bunun olurum. hayalini kurup seni destekleyeceğim kendi belki hayallerimle Belki olurum yani hiç belli olmaz hiç hayat sürprizlerle hep sürprizlere açık aynen çok teşekkür Bağlar. ediyorum ben geldiğin teşekkür için ederim. seni gördüğüme çok sevindim çok nice oldu, seneler evet. Ailenle mutlu Yıllar bir de evliliğinin olmak. devam etmesi de çok şahane bir şey. Çünkü insanların evlilikleri de hiç devam etmiyor günümüzde. O güzel çocuklarına da benden çok selam söyle. Akreplere bütün öpücüklerimi <laughs> gönderiyorum evdeki. İnşallah yine görüşürüz seninle evet. ama 30 sene sonra değil çok yaşlanmış oluruz bu sefer de. söyle neler yaptın 30 senedir diye. Bir gün kral anıları üzerine buluşalım. Olur. Tamamdır. Kim nasıl ünlü oldu muhabbet yapalım? Dedikodu yani Tabii aramızda. Ki. Onu kusura bakmayın yayınlayamayacağız çünkü yayınlarsak Türkiye'den Aa, şey taşınmamız gerekiyor. Bazı şeyler. <laughs> e, biz gidince gidecek bilinmiyor. Yani Star nasıl kuruldu, Kral nasıl kuruldu? Hangi ünlüyü nereden buldun? O zaman kitap yaz ama de ki bu ben bu kitap ben öldüğümde yayınlansın diye şey evet, bırak. Evet öyle olması gereken bölümler var. Evet bence de. <laughs> tamam kitabı da yazıyoruz o zaman. Çok teşekkür tamam. ediyorum ben ayağına teşekkür sağlık geldiğin için. Çok Seni gördüğüme çok, çok sevindim. Çok çok keyifli oldu. Çok teşekkür ederim. Size de çok teşekkürler. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.